Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. 120 saniye başlıyor. Bugün konuğumuz Esra Başaran. Esra Başaran Handan'ın annesi. Handan mental retardasyonlu bir kızımız. Onların yaşam hikayelerine şahit olacağız bu programda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle ilgili ön çalışma yaparken duyduk ki sizinle zaman geçiren herkes size hayran oluyormuş ve sizden çok şey öğreniyormuş. Bunun sırrı nedir? Hayatı seviyorum. Çocuğumu çok seviyorum. Ve onun açtığı kapıyı çok seviyorum. Ondan olabilir. Peki Handan ilk doğduğu an, ilk doğduğunda onu gördüğünüzde ne hissettiniz? Bunu özel hayat sorusu olarak sormuyorum. Engelli çocuğu olan annelerin duygularını anlayabilmek ve izleyicilerimizle paylaşmak adına tabii soruyorum. Handan ilk doğduğu zaman gayet sağlıklı, gürbüz. Doğumu vakti zamanında oldu. Her şey düzgün bir şekilde doğum gerçekleşti. Kucağıma aldım. Hayatımın en güzel dönemiydi. Bir yaşına kadar gayet sağlıklı, gelişim süreci içerisinde yer alan bir çocuktu. Fakat bir yaşı itibariyle ben o dönemde çalışıyordum. Çalışan da bir anneydim. Fakat kızımın önce ağır bir reflü rahatsızlığıyla başladı. Mide kusması, midedeki kramplar, rahatsızlık, kabızlık ve akabinde de tiroid rahatsızlığı teşhisiyle, gelişim bozukluğuyla bizim hayatımız süreci değişmeye başladı. Önce kaslara sirayet etti. Kaslarında güçsüzlük, omurga eğriliği, el ve ayaklarda tutmazlık ve gözlerinde aşırı derecede büyük bir kayma oluştu. Bu şekilde başladık ilk yolculuğumuza. Sonrasında yoğun bir fizik tedavi süreci, yoğun bir tedavisi, yani hani ilaçlı olan tedavisi, beslenme düzeni, bazı alerjik yapan ürünleri kullanmamaya başladık. Bir dönem inek sütü hiç almadı, sadece keçi sütü ve anne sütüyle yaşadı. Bu şekilde yoğun bir, iyi bir bakımla, iyi bir eğitimle ve iyi bir takiple çocuğumu kurtarmayı başardım. Büyük bir azim ve büyük bir sabır. Sizi tebrik ediyoruz diyeceğiz ama bütün kelimeler az kalıyor. Kelimeler anlamlarını yitiriyor bu hikaye içerisinde. Bu eğitim süreci nasıl ilerledi? Ve siz durumu İlk keşfettiğinizde, fark ettiğinizde hangi birimlerden yardım aldınız? Tabii. Bunları paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ben bir öğretmen çocuğuydum. Her şeyden önce annem önce fark etti. Omurgasındaki eğriliği, işte oturamamazlığı, ellerindeki güçsüzlüğü bana söylediği zaman hemen iyi bir kan ve idrar tahliliyle her şeyine tek tek baktık. Eksik olan maddeyi bulmaya çalıştık. Sonrasında beslenme sistemiyle beraber fizik tedavi, yani rehabilitasyon ve devletimizin bize sağlamış olduğu imkanları kullanarak ilk yolculuğumuza başladık. Öncelikle belediyelerimizin çok güzel merkezleri var. Engelli merkezleri. Her ilçenin ve artı büyükşehir belediyemizin her biriminde noktalar var. Buraya gidip ailelerimiz ve ben dahil olmak üzere gittim müracaatta bulundum. İSEM Genel Müdürlüğü'nden fizyoterapiyle ilk başladık. Ümraniye'deki, o dönem Kadıköy'de yoktu, açılmamıştı ve ben Ümraniye'deki Çakmak'taki merkezden yoğun bir şekilde 2 yıl onların desteğiyle kızımı en azından oturabilir konuma getirdim. Önceden oturamıyordu. Oturma bozukluğunu düzelttik. Akabinde özel hastanelerin çok güzel fizik tedavi üniteleri var. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarımıza vermiş olduğu engelli raporunun da tanımıyla biz o haklarımızdan da yılda 90 kere, yani 90 seans alma hakkına eriştik. Bu şekilde de terapilere devam ettik. Akabinde özel eğitim dediğimiz çocuklarımızın birebir yüzleşerek, temas kurarak, göz elektriğiyle ister dokunarak bu çocuklarımıza ulaşarak özel eğitim terapileri aldık. Yaş ilerledikçe 3 yaşına geldiği zaman kızım yavaş yavaş oturmaya, son 10 odaklanmaya başladı ve bu süreçte de çok güzel eğitimlerle kurtarmaya başladık.
Özel eğitim terapileri bu süreçte anladığım kadarıyla önemli bir yer tutuyor. Biraz detaylarından bahsedebilir misiniz? Bizi izleyen engelli ailelerine de fikir vermesi açısından. Özel eğitim normal öğretmeye göre çok daha yıpratıcı ve yorucu. En basit bir el hareketini ya da bir kalem tutma, alma vermeyle önce başlıyoruz. Yani çocuğun algısı ne yönde ilerliyor? Farkında mı? Farkındalığın farkını vermeye çalışıyor. Handan bu hareketleri yapamıyor. Yapamıyordu. Bir yaşına kadar yapıyordu. Bir yaşından sonra gerileme süreci olunca odaklanmamaya başladı, görmemeye başladı. His kavramını kaybetti ve birebir özel eğitimle materyaller üzerinde özellikle bir takım oyuncaklarla başlanıyor. Hani çocuğumuz alışsın diye. Sonrasında elimizdeki değişik materyallerle çocuğumuz da alma verme komutuyla birlikte takabilme, çıkarabilme, renkleri seçebilme, algıyı görme, farkındalıklar, zıtlıklar, ön, arka, sağ, sol kavramları öğretildi. Ve bu şekilde Handan bir objeye baktığı zaman her yönüyle görmeyi öğrendi. Bravo, büyük bir çaba. Peki evet. Bu süreçlerde Handan nasıl tepkiler veriyordu? Onun duygu dünyasını anlayabiliyor muydunuz? Nasıl iletişim kuruyordunuz? Handan konuşamayan bir çocuktu. Gözleriyle konuşurdu. Mimiklerini çok güzel kullanan bir kızım var. Şanslıydım ama ben hani yıllar önce, Handan'dan önce sadece bakabilen ve bakmayı bilen bir insandım. Ama kızımdan sonra görmeyi öğrendim. Çok farklı bir olay bu. Handan'ın göz bebeklerindeki ifadeyi görmeye başladım, anlamaya başladım. Neyi istiyor, neyi istemiyor. İsyanını, kızgınlığını ve duracağı noktaları iyi öğrendim. Bu özel eğitim sürecinde ve fizyoterapi yaptırırken de ben kızımda hep şeyi fark ettim, sınırlarını gördüm. Ne kadar yorulur, ne kadar yorulmaz. Ne kadar üzerine gidebilirim ya da ne kadar durabilirim. Bu süreçte sabırla, sabretmeyi de biz karşılıklı anne kız öğrendik. Çünkü o da sabırsız bir çocuktu. Ben de çok sabırsız bir insandım, bir anneydim. Sabretmeyi, şükretmeyi ve azar azar ama emin adımlarla gitmeyi öğrendik. Sokaktaki insanlar... Sizi dışarıda gördükleri zaman nasıl davranıyorlar? Öncelikle Türk toplumunda ilk gözüme çarpan, ilk gördüğüm nokta kendim bir anne, bir birey olarak kızımla en basit bir kafeteryaya ya da bir kafe ortamına ki ben İstanbul'un en gözde, en böyle herkesin imrendiği bir semtte Erenköy'de yaşıyorduk. Ve bu yaşam sürecimizde ilk gittiğimiz en basit yerde, kafede bile bir göz bakışıyla süzülme, yani bir bakma. Acaba bu çocuk nasıl bir çocuk? Ne yapıyor diye bir meraklı bir bakışa maruz kaldık. Sonrasında tabii kızım normal bir çocuk olmadığı için ses tonu, konuşma olmadığı için efekt veriyordu, bağırması olabiliyordu, yeri geliyor çatalı kaşığı atıyordu. Çünkü daha yeni öğrenme sürecindeydi ve insanların bana bakışı çok inciticiydi. Çok yargılayıcı, neden geldiniz bakışını ben çok gördüm ve yaşadım. Önceleri beni çok rahatsız ediyordu. Sanki onlara bir açıklama yapmak zorundaymışım gibi. İşte kızım benim durumu rahatsız, kusura bakmayın rahatsız ediyor sizi, bağırabilir. Ama geçecek, geçici bir durum. Alışırsınız, ben alıştım, siz de alışırsınız diye onları telkinlemeye çalıştım. Yani aslında onların bana yapması gerekeni ben onlara yaptım. Bu konuda engelli aileleri sizin söylediklerinize benzer çok fazla konuyu dile getiriyorlar. Hı hı. Siz sokaktaki insana, toplumumuza ne mesaj vermek istersiniz? Sokakta bir engelli ailesi gördükleri zaman nasıl davransınlar, nasıl davranmasınlar? Öncelikle gülümsesinler, olur mu? İlk bir çocuk ya da bir genç birey, bu engelli bir genç de olabilir, sadece çocuk değil. Anne ya da baba, hangi ebeveyn varsa yanında ilk göz teması kurar engelli anneleri ve çocukları. Bakarlar. Görmek değil, bakarlar. Önce bir etrafa baktıkları zaman öncelikle onları gülümsemeyi unutmayalım toplum olarak. Gülümserseniz o insanlar bir kere
çok rahatlayabiliyorlar ve rahat ortamda olduklarını hissettikleri zaman rahat da oturuyorlar. O çocuk da agresifleşmiyor. O da hırçınlaşmıyor. Ona bir güven vermek için gülümseyelim. Önce istediğim gülümsemek. Sonra merak bakışı olacak tabii ki de. Çünkü ilk defa gördükleri bir davranış modeli, davranış insanı değişik gelebilir. Tabii ki de bu gayet normal bir durum. Ama bakarken bile çok irdeleyici değil de ara ara kesik kesik böyle uçtan bakılabilir. Hani bu ne kişiyi rahatsız eder ne de karşıdaki insanı incitir. Buna çok dikkat edelim. Peki, engelli ailelerine önerileriniz nedir? Çünkü bu zorlu bir süreç. Hı hı. Üzerine gidilmesi gereken çok konu var bu sizin sürecinizde. Nasıl davransınlar? Öncelikle ilk tanıyı aldıkları zaman doktorumuzdan belirli bir önümüzde bir sebep var. Bir durum var, bir hastalık varsa öncelikle her ilçenin, mesela Kadıköy olabilir ya da herhangi bir başka bir ilçenin engelli merkezine gidecekler ve burada en iyi bir psikologdan önce kendileri ama. Önce kendileri eğitim alacaklar, kabullenme süreci, savaş sürecine geçecekler. Bu süreç çok zor. Halen daha çocuğu özel eğitime gidip de kabullenmeyen aileler tanıyorum. Öncelikle iyi bir psikolog ya da iyi bir psikiyatr desteği alacaklar. Sonrasında önlerine baktıkları zaman çocuklarına ne yapacaklarını sağlıklı kararını verecekler. Bir tanı konuldu, aile bunu kabullendi. Sonra en önemli şey çocuk bedensel mi, zihinsel engelli mi? Bu da çok önemli. Her ikisi bir yerdeyse eğer, ona göre hem fizik hem özel eğitim. Birebir göz terapisi dediğimiz, aslında özel eğitim bir nevi göz terapisidir. Çocukla bağlantı birebir, izolasyon bir ortamda bağlantı kurmak. Bunu sağlamak çok önemli. Peki tekrar baştaki soruya döneceğim. Engelli ailelere o kırılımı nasıl atlatabiliyorlar? Yani çocukların engelli olduklarını kabul etme süreçleri, bu durumu reddetme süreçleri. Çünkü çocukların hayata tutulabilmeleri için ailelerin güçlü durmaları gerektiğini söylüyorsunuz. O kırılım nedir? O duyguyu bize tarif edebilir misiniz? Tabii ki. Bütün izleyicilerimiz de bunu gerçekten özel konuları zorlamak anlamında sormuyorum. Anladım. İzleyicilerimizin ve bizlerin bilinçlenmesi, empati yeteneklerini güçlendirebilmeleri için soruyorum. Tabii ki. Önce tanı alındığı zaman birey bir şoka giriyor. Bir depresyon ucu gibi diyebilirim. Bir şok süreci yaşıyor ve bu süreçte onu atlatabilmesi için, eğer atlatabiliyorsa güçlü bir insan zaten. Atlatamıyorsa, kabullenemiyorsa, neden? Önce neden sorusu soruluyor. Neden ben? Neden benim çocuğum? Neden? Bu nedeni aşıp da olabilir ya, başıma gelebilir. Allah'tan geldi. Kabullenme süreci ya çok ilahi bir adalet sistemine inanacaksınız ya teknik destek alacaksınız. Bu teknik destek dediğim psikiyatr ve psikolog desteği. Ha, bu süreçte aileler de çok önemli. Yani ebeveynlerin kendi anne ve babaları da önemli. Onlar da destek verirse çabuk geçiş oluyor. Eğer onlar da yok, biz kabullenemiyoruz, bu çocuk hasta, sen de hastasın gözüyle bizlere de bakılırsa, ha, bu süreç kabus oluyor. O zaman kliniklik duruma düşüyorsunuz. O daha kötü. Peki. Süreç bu şekilde ilerliyor. Yerel yönetimlerle ve devletten talepleriniz nelerdir? Hangi konularda eksiklikler var? Bunları paylaşırsanız yetkililer de izledikleri zaman programımızı harekete geçeceklerdir. Tabii ki. Ben bir engelli annesi olarak yerel yönetimden ilk kızım da hem fiziksel hem zihinsel engelli olduğu için çift darbeliydim ben. Yani hem çocuğum yürüyemiyordu hem konuşamıyordu. İlk ama bir vücutsal anlamda bir çocuğun yürümesi lazım. Yani iyi bir fizik ünitesi gerekiyor. Yani her belediyenin kendi bazında iyi bir fizyoterapisti olmalı. Duyu bütünleme terapisti olmalı. Bu iki terapist birbirinden çok farklıdır. Fizik tedavi, fizik tedaviyle ilgilenir. Duyu bütünleme de çocuğun neye dokunduğunu, neye bastığını, neyi gördüğünü, hissiyat kavramını anlatır. O yüzden iki terapistin her birimde bence olması gerekiyor. Üçüncü sektör, üçüncü grup olarak da algı eğitmenliği. Yani bir çocuk neyi algılıyor, neyi algılamıyor? Bu çoğu belediyede yok.
Ben kendi belediyemde o dönemde tam donanımlı olmadığı için Ümraniye, uzak noktalara, çok uzak yerlere giderek bu noktalardan ben destek aldım. Hem algı terapiliği aldım, hem fizik tedavi, hem duyu bütünleme ve artı bir dönem annelere KAP eğitimi verildi. Küçük Adımlar adı verilen Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bir eğitimi aldım. Fizyoterapi eğitimi de aldım. Şanslıydım. Ben şanslı bir yerde, şanslı bir konumda, şanslı bir durumdaydım ama her anne maalesef bu şansı elde edemiyor. O yüzden tek isteğim devlet makamlarından, özel yöneticilerden, vakıflardan ya da derneklerden fonlar geliştirilsin. Bu fonlar aracılığıyla her belediyenin bir birimi olsun. Anne buradan her türlü donanımı alsın. Yürüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen, göremeyen çocuklar var. Bunlar için annenin iyi yetiştirilirse bir anne, son çocuğu da çok iyi olur. Peki, teşekkür ediyoruz. Son olarak medyadan istekleriniz, talepleriniz nelerdir? Medya engelli konusuna yeteri kadar yer veriyor mu? Ve doğru bir şekilde yer veriyor mu? Güzel bir soru. Medya, öncelikle ben medyadan bir şey rica edeceğim. Down sendromlular ve otizm haftası var. Engelliler haftası Mayıs ayında kutlanılan ve diğer özel haftalarda. Bakın, az önce bir kelime söyledim. Kutlama dedim. Aslında o kutlama değil. O bir hatırlama. Kutlama gibi bunu medyada yayınlamayalım. Çünkü anneler, babalar inciniyor. Bizim çocuklarımız ne yapıyor ki kutluyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamıyoruz diyorlar. Bana ilk sorular buydu. Bizim çocuklarımız otizmli olabilir, mental retardasyon olabilir, CP hastası olabilir, her türlü hastalığı olabilir. Ama lütfen medyadan rica ediyorum, kutlama havasında değil, o aileleri ziyaret edelim. Merkezlere ya da o aileleri çağıralım. Onlarla birebir sohbet edelim. Ellerini tutalım, omuzlarına dokunalım ve o insanları dinlemeye çalışalım. Ve tanıtımları yaparken de lütfen kullandığımız her kelime, her nokta bir engelli annesinin yüreğini ya açar ya da yaralar. Buna dikkat edelim. Peki. Teşekkür ederim. Bütün medya mensuplarının bu konuda hassasiyet göstereceklerini düşünüyorum bu uyarılardan sonra. Sizler de bizleri uyarın. Bu noktalarda uyarılarda bulunma hakkına sahipsiniz. İletişim adreslerimiz var, tabii ki. Var. Sosyal medyadan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sürekli bizleri bu konularda uyaran noktalarda kalın. Teşekkür ederim. Bu şekilde empati kurarak, benimle diyalog kurup sorma nezaketini gösterdiğiniz için. Çünkü her medya grubu da bunu yapmıyor. Sadece lanse ediyor, sunuyor ve geri çekiliyor. Ben böyle olsun istemiyorum. Evet, dokunmak, görmek, hissetmek. Ben materyalist bir dünyadan geliyorum. Ben bir finansçıydım. Ama artık finansçı olmak istemiyorum. Dokunmak istiyorum, hissetmek istiyorum. Sizlerden de bunu istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz ben de bunları sizlere danışarak, sizlerden akıl alarak yerine getireceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, şahit olduk Esra Başaran ve Handa'nın hikayesine. Başarı kavramı günümüzde tamamen title'lar, yani ünvanlar, maddi başarılar, sahip olduğumuz lüks arabalar, lüks konutlarla ölçülürken gerçek başarı nedir? Gerçekten hayatta başarılı olmak için kısıtlı imkanlarla neler yapılır? İnsanlar nasıl mücadeleler veriyorlar? Buna tanıklık ettik. Bir örnek oldu Esra Hanım ve Handan bize. Lütfen hayatı bile bu açıdan değerlendirin. Hayata bu açıdan bakmaya başlayalım. Hoşça kalın.